Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı için kazanım 1 1 1 adıyla bilinen üstel fonksiyonu açıklar başlığıyla ilgili sorular çözmek istiyoruz. Öncelikle üstel fonksiyon nedir? Ona bakalım. A pozitif bir gerçel sayı ve A birden farklı olmak üzere fx eşittir A üzeri x şeklinde tanımlanan fonksiyona Üstel fonksiyon denir. Mesela şimdi şuraya gösterseniz şöyle birkaç tane açıklama yapalım. Sonra örneği yapmaya çalışırız. fx eşittir. Mesela 2 üzeri x. O da nedir arkadaşlar? Bir üstel fonksiyondur. fx eşittir. Şöyle yazalım. Mesela eşittir. 5 üzeri x nedir? Bir üstel fonksiyondur. Tabii ki illa değişkenin a olması gerekmez. Mesela f a eşittir 3 üzeri eksi a bir üstel fonksiyondur. f m yani m de bir eğer değişken olarak düşünürsek eğer yani hepsi mümkün bakın. 1 bölü 4 üzeri m de bir üstel fonksiyondur. Yani burada tekrar hatırlarsak eğer fx eşittir a üzeri x dediğimiz olay değil mi? Bir kere a sıfırdan büyük olacak. Ve a bir olmayacak. Yani sıfırla bir arasında olabilir. Tabii ki x de gerçel sayı olacak. Yani x eleman reel sayı diye tanımlamak mümkün. Hatta bunu şöyle e, düşünebiliriz. Hani a elemandır. Şöyle r artı eksi. Küme içerisinde bir kullanabiliriz veya hani şöyle slash bir de kullanıyoruz veya bu şekilde de kullanabiliriz. Ama genelde küme şeklinde kullanmak daha yaygın ülkemizde. Başka ülkelerde farklı farklı kullanabiliyoruz arkadaşlar bunu. Buna göre bu fonksiyonun tanım kümesini eğer düşünürsek burada reel sayılar veya geçer sayılar görüntü kümesi ise tabi Burada bu fonksiyonun, yani üstel fonksiyonun grafiği konusunu işlemeyeceğiz. O ayrı bir konu başlığı. Onun çizimi, artan, azalan aralıklar. Onları daha sonra başka bir videoda çekmeyi düşünüyoruz. Bakın, sıfırla sonsuz arasında bir değer alır değil mi arkadaşlar? Mesela yine devam edersek eğer, üstel fonksiyonları ama hem de hangi bir üstel fonksiyon değil ona bakalım diye Mesela fx eşittir x üzeri. 2 dersek bu bir üstel fonksiyonu olmaz. fx eşittir. işte eksi 3x üzeri 5 artı 3 dersek bu da bir üstel fonksiyonu olmaz. Çünkü bakın şurası a. Yani bir sabit sayı olacak. Değişkenimiz üst tarafta olacak. Değişken burada altta. Daha bunun gibi birçok şeyi düşünebiliriz. Yani mesela bir tane daha örnek verelim. Şuradan devam ediyorduk ya. Mesela bunlar nedir? Olmaz olmaz diyelim. Mesela yine hangi dere mesela olur? fx eşittir. Mesela 2 bölü 3 de olabilir değil mi? Tabi illa x olması gerekmez. x artı 1 de bir üstel fonksiyondur. Veya fx eşittir. Mesela 17 bölü 4 üzeri işte 2x eksi 3 de bir üstel fonksiyondur. Yani bunun gibi birçok üstel fonksiyon düşünebiliriz. Peki üstel fonksiyon. Acaba hangi değerleri alır? Ona bakalım mı? Mesela fx eşittir. Şöyle kolay bir fonksiyon olsun. Mesela 5 üzeri x olsun. Eğer fx 5 üzeri x ise şöyle yapalım mı? Mesela f1 nedir? x x'ine 1 koyarsak 5 üzeri 1 yapar. O da 5 yapar. Mesela yine f0 mesela nedir? 5 üzeri 0 nedir? Her zaman 1'dir. 0. kuvvet. Alt, alt taraf yani taban ne olsun her zaman 1'dir. Başka bir örnek mesela F1'i, F0'ı koyduk ya. Mesela F3 koysak ne yapar? X yerine 3 koyuyoruz. Yani 5 üzeri 3 yapar. O da 125 yapar. Peki acaba F yerine şöyle bir şey mümkün mü? Çoğu insan burada karıştırıyor. 1 bölü 2 dersek ne olur? Ne yapar? 5 üzeri 1 bölü 2. 5 üzeri 1 bölü 2 ne demekti? Kök 5 demektir. Bakın bu bir nedir? Aslında bir üstel fonksiyon Bakın bu bir 2 koyuyoruz e sonuç bu çıktı Öyle çıkabilir Tabii ki işte bu da yaklaşık olarak hani 2,23 yani bir sonra iki hani şunu çeker alabiliriz mesela şunu düşünelim mi f mesela kök 2 kaç olur f kök 2 bu da olabilir bakın ne yapalım üzeri kök 2 yapar değil mi? 42'nin değeri 1,41 koyarsak 5 üzeri 1,41 tabi bunları elle yapmak mümkün değil hesap makinesiyle yapmak lazım bu da yaklaşık olarak işte 9 bir şey çıkıyor çıkar yani bunların hepsi üste fonksiyonu değerleme bakımından düşünebiliriz mesela şurada şunu şunlar üste fonksiyon değil demiştik şuraya birkaç tane daha mesela gösterirsek mesela fx değil mi arkadaşlar kök 2 üzeri x acaba üstel fonksiyon mudur? Yani şöyle parantez de koyabiliriz mesela şuraya. Daha güzel gözüksün diye, anlamlı olsun diye. Hayır. Kök 2 neydi? Gerçek bir sayı değil. değil mi? Yani reel sayı değil. O yüzden arkadaşlar kök 2'yi alır mıyız burada? Evet. Bakın ne diyor arkadaşlar burada? A'nın. Ha şurada. A, A, A hakkında bir bilgi bize vermemiş. Yani A büyük sıfır A birden farklı ve A bir gerçek sayı olacak. Peki kök 2 sizce bir gerçek sayı mıdır? Evet. Kök 2'yi arkadaşlar açarsak ne yapar? Bakın arkadaşlar. 1 büyüklük 41 yapar. 1 büyüklük 41 üzeri x yapar. Değil mi? Burada. O zaman arkadaşlar biz buna bir zaten bakamazsak pozitif Değil mi arkadaşlar? Pozitif. E bu bir e, e zaman gerçek sayı oldu bu. O zaman bu da bir üstel sayı, yani üstel fonksiyon düşünebiliriz. Öyle değil mi? Evet. Bu da bazı arkadaşlar takılabilir bu konularda. ama hepsini üstel sayı veya üstel fonksiyon gibi düşünmek mümkün. Ama bakın şunlar olmaz değil mi? Bunlar olmaz. Daha bunun gibi başka e, yani tabi bir de mesela şu da var. Yine çok arkadaşın takıldığı bir konu. fx eşittir. Acaba e üzeri Bakın aynı bunun gibi aslında e üzeri x bir üstel fonksiyon mudur? E biliyorsunuz özel bir sayı aslında pi gibi sabit değil mi? Yani nasıl hani biz pi'yi 3,14 tabi aslında bu virgül nasıl oluyor? Tabi aslında 2 ile 2 virgül e'yi de şu e, küçük e harfinde iki virgül tabi daha, daha mı diyor virgülden sonra ama hani şöyle virgülden sonra iki hal düşünecek. Bakın nedir bu? E bu da bir gerçek sayı. O zaman aslında e üzeri x denilir bir üstel fonksiyon gösterir. Hatta e üzeri x gösterdiği gibi e üzeri x altı bile gösterir. E üzeri 2x eksi 3 de bir üstel fonksiyon gösterir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi buraya geçelim bize bunu vermiş. Bakın bu bir üstel fonksiyon. Çok güzel. Buradan da işlik var tabi. Üstel fonksiyonun 5'e eşitliği var değil mi burada? Buna göre diyor. Bunun değerini bulun diyor. O zaman arkadaşlar bunu ne yapıyorduk biz? 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1 diye bunu bir kere indirgiyoruz. Benim tabirimde biz buna, ben buna indirgemek diyorum. İndirgedik ve bakın bunu buna benzetmeye çalışacağız. O zaman hani hatırlarsanız a üzeri n parantezinde M neydi? A üzeri M parantezinde neydi? Bu da A üzeri N idi. Değil mi? Üçü de aynı şekilde bir eşittir. Yani bunları parantez olsa da yer değişsek de bir şey değişmezdi. O zaman buna göre 3 üzeri x'in karesi diye yazılırsa ya burası çarpı 3 kalır. 3 üzeri x neymiş burada? 5'miş. Yerine koyuyorum. Bakın şunu 5 olduğu için yerine koydum. 5'in karesi çarpı 3 oldu. O da ne yapacak? 25 çarpı 3'ten cevabımız 75 yapacak. Evet. Bu ilk soru böyle başlayalım. Şimdi yavaş yavaş farklı soruları çözmeye çalışalım. 2. İkinci sorumuz da mesela yine buna arkadaşlar benzer bir e, soru gelsin. Şöyle yapalım. 2 üzeri eksi x bakın eşittir 3 ise bunun eksi olması bir şey fark etmez. Çünkü ya x artı 1 olabildiği gibi eksi x artı 1 de olabilir. Yani bunun bu üstel fonksiyonu bozmaz. Üstel fonksiyon özelliğini sağlar. Eğer bunu bize değerini hissediyor. 4 üzeri x artı 1 kaçtır diye sorduğunu varsayalım. Yani, evet. Burada ne yapmak lazım? Önce ben isterseniz şurasını yapayım. Buradan buna belirteceğiz ya o bakımdan daha güzel oluyor. 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2 çarpı bakın x artı 1 üst tarafta. Yine her zaman olduğu gibi burada ne yapmak gerekiyor? Bunu 2 üzeri 2'yi hem bundan hem bundan çarpacağız. Yani 2 üzeri 2x artı 2 olur. Bunu da arkadaşlar eğer indirgelsek 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 2 olur. Bunun ve bunun üstü. Bu da ne yapar? Bakın şimdi biraz benzemeye başladı. Ha buradan 4 geldi. Peki buradan ne gelir? Ona bakacağız. Peki şimdi arkadaşlar buradan bazı kısa takılabiliyor burada. Nasıl yapacağız? saçılabiliyor. Evet. Burada birçok yöntem var. Bu, buradan buraya geçerken. Bakın şöyle diyelim. Birinci yol. Evet. Bir kere eksi ne yapar? Sayı ters çevirir değil mi? Bakın. 1 bölü 2 üzeri x olmaz mı? Eştir 3 olur. Bana ne lazım? 2 üzeri 2 üzeri ne lazım? 2 üzeri x yaparsam 2 ne yaptı? Dışarı çıktı. Aynı şeydi. Bu da 2 üzeri 2 kalabilir veya 4 de yazabiliriz ama şu an kalsın bakalım. Evet bakın. O x ne yapar? Hem bunun hem bunun. 1'in tüm kuvvetleri ne yapar? 1 üzeri x bölü 2 üzeri x yapmaz mı? Eşleri 3 yapar. 1'in tüm kuvvetleri 1 yaptığından arkadaşlar bu da ne yapar? 1 bölü 2 üzeri x eşittir 3 yapmaz mı? Yapar bize 2 üzeri x lazım. Bunun o zaman yukarı geçmesi lazım. Bu yukarı geçerse bu aşağı iner. Bunlar yer değiştirir. Bakın ne yaptı arkadaşlar? 2 üzeri x buraya geçti. 3 buraya geçti. Yani 1 bölü 3 oldu. Demek ki 2 üzeri x neymiş? 1 bölü 3'müş deriz. Hop bunu arkadaşlar o zaman 2 üzeri x'i eğer bulduğumuza göre yerine koyalım. Kaçmış? 1 bölü 3. Yani 1 bölü 3'ün parantez karesi çarpı atık 4 diyelim burada. Çünkü bu da 2 olsa hani sadeleşme falan düşündük ama burada bir şey olmuyor. Bakın ne yapayım? Yine bu 1'in karesi bölü 3'ün karesi yapar değil mi? 1'in karesi 1 değil. 3'ün karesi 9'dur. Çarpı 4'ten ne gelir arkadaşlar? 4 9 diye kalır. Daha sadeleşir mi? Sadeleşmez. Peki şu tane hani bunu bulduk ya arkadaşlar. Bunu bakın şuradan da yapabiliriz değil mi? İkinci yol. Üstü fonksiyonun adı veya üstel fonksiyonun Bakın 2 üzeri eksi x ya burası. Burası 3 değil mi arkadaşlar? Bakın ben burasını ne yapmak istiyorum? Artı yapacağız. Bakın bize ne lazım? Çünkü 2 üzeri x lazımdı. O zaman üst tarafı eksiyle çarparsam o zaman yani eksi 1 diyelim onu çarpmak demek. O zaman burasını da eksi 1 ile de çarpacağız demektir. Hatta şöyle eksi 1 yani aslında. Ama biz onu eksiyle çarpmak diye adlandırıyoruz. Bakın olur? Eksi eksi artı olur. O zaman ne olur? Bakın arkadaşlar 2 üzeri x 3 üzeri eksi 1'i 3'ü ters çevirirdi. Şu eksi her zaman eksi sayısı. üstteki eksi sayıyı ne yaparaksa ters çevirir. Bakın 2 üzeri x yine ne yaptı? 1 bölü 3 oldu. Evet, bu şekilde bunları düşünmek mümkün. Bir de bunu eğer biliyorsanız eğer, hemen e, bu artı olursa bu ters olur. Yani bu bir aslında özelliktir. Üstel fonksiyonun özelliğidir ama onu belki insanlar hatırlamayabilir ama bence şu yol daha güzel bazen bu yolda denemeyebilirsiniz. Bakın ne oldu sonuçta? Bizden istemiş olduğu sonucu 4 bölü 9 olarak bulmuş olduk. Devam edelim. Evet, üçüncü önlemi yapmaya çalışalım. Bakın şöyle gelsin. 2 üzeri x eşittir 3 ise tabi burada şunu söyleyebilirsiniz. x kaçtır? buna benzer örnek daha önce yapmıştık değil mi? Acaba böyle bir denklem sağlanır mı? Evet sağlanır ama bizim bildiğimiz sayı olmaz. Ee, bu denklemin çözüm kümesini daha sonra logatmik denklemleri yaparken açıklayacağız. O yüzden ama şöyle her defa logatmasını alırsak diye başlarsınız bunu x'i bulmak için. Bizim şu an komumuz o değil. Şu an bizim komut üstel fonksiyon. Bu bir üstel fonksiyon mu? Evet. Eşittir 3 demiş. Peki yani bu eşitliği sağlayan bir x kesim vardır arkadaşlar. Bir x reel sayısı vardır kesinlikle. Evet. E, 2 üzeri x eşittir 3 ise şu soruyu arkadaşlar soralım. Evet. Bakın 9 çarpı 2 üzeri 1 eksi 3 x'i bize sormuş. Hı hı. Bu 9'un ne anlamı var? Bakarız belki sade için konuyu genelde. Bakın bu da hazır bir şey vermiş bize. Aslında burada Şurada bir artı bir eksi bir koymuş değil mi arkadaşlar? Onu da koyabilirdi. O zaman sonra biraz daha zorlaşabilirdi. Tamam. Onunla daha sonra ona benzer e, yapmaya çalışacağız dedim. Şimdi şunu açalım arkadaşlar. 9 çarpı. Bu indirgiyorum bakın. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi 3x. Tamam. Aslında az önceki sorunun biraz tersi gibi oluyor. Bakalım. Şimdi ama ona gerek kalmayacak tabii. Bakın 9 çarpı 2 çarpı. Bunu ne yaparsınız arkadaşlar? 2 üzeri x ya burası bakın. Burası 2 üzeri x'in pardon. 2 üzeri x'in bakın eksi 3 dışarı aldım. Hani az önce yazdığımız bir özellik vardı ya şurada. Değil mi? Bakın bu böyle böyle yani veya böyle yazılabiliyor arkadaşlar. Hemen bunu kullanacağımızı aklımıza getireceğiz. Peki niye bunu buna benzetmeye çalışıyorum? 2 üzeri x 3 ise yine koyarım arkadaşlar. Bakın 9 çarpı 2 çarpı 3 üzeri eksi 3. Eksi ne yapar hemen sayımızı. Tabi arkadaşlar şunlara şöyle eşliğe koyalım da ne yaptığımızı bilelim diye. Peki bizden cevap istiyor ya peki 9 çarpı 2 çarpı eksi ne yapar? sayıyı ters çevirir. hemen 1 bölü 3 oldu bakın 1 bölü 3 yapar. 3'ün hem bunun hem bunun küpü. 1'in tüm üstleri 1'dir biliyorsunuz. O zaman ne yaptı sorumuz? 9 çarpı 2 çarpı 1 bölü 3 üzeri 3 yaptı. 3 üzeri 3 ne yapar? 27 yapar. O da ne yapar arkadaşlar? 9 çarpı 2 çarpı 1 bölü 27. 9 da 27 sadeleşir. Kaç kalır? 3 kalır. O zaman cevap ne oldu? Değil mi? da 3 kaldı. Şöyle yapalım. O zaman cevabımızda 2 bölü 3 olarak buluruz. Sorunun cevabı oldu. Devam edelim. Başka bir örnek yapalım. Dördüncü örneği yapmaya çalışalım. Tabi ki gibi birçok örnek düşünebiliriz. Mesela şöyle bir örnek düşünelim. 3 üzeri 1 eksi m. Değil mi? Eşittir. 27 ise sonuçta bakın taban a üzeri bir değişken. Yani değişken x olur, a olur, m olur fark etmez. Bakın buradan yola çıkarak diyor ki 3 üzeri m artı 1 kaçtır? Diye bir soru sormuş değil mi? Peki şunu eksiyle çarpsak ne yapar? E, eksi 1 artı m yapar. Yani burası m eksi 1 olsa kolay olacakmış ama öyle sormamış. O da olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hem burasını hem burasını indirgeyeceğiz ki bir benzerlik görmeye çalışacağız. Bakın ne yapar burası? 3 üzeri 1 indi. Çarpı 3 üzeri eksi 1. Bunun amacı neydi biliyorsunuz? Tabanlar aynıysa üstler toplanır mantığı var değil mi? Bunu ne yapmışız? Toplu bu da bunun açık hali. Eşittir. 27'yi de hadi ya, bakalım bir 3'e 3'e zarım. Belki daha kolay bir şey çıkar ama gerek var mı? Aslında sayılar çok büyük olsa burada bir ihtiyaç olur ama 27 de kalabilir burada. Çünkü sayılar ufak ya bölerken çarparken kolay olacak. Buradan tamam. Buna bakalım arkadaşlar. 3 üzeri m çarpı 3 istiyor bizden. Hmm bunu istemiş. O zaman 3 üzeri m'yi bulacağım. Bakın şurada 3 var. 3'e hemen hop aşağıya kadar veriyoruz. Sağ veya sola 3'e bölebiliriz. Yani 3 üzeri eksi m. 27 bölü 3 olur. 27 bölü 3 neydi arkadaşlar? Değil mi? 9'du. Ha hocam diyorsun niye bu kadar uzattınız? Evet. Bizim genel yöntemi göstermek için bunu anlatıyorum. Tabi 27'yi hemen 3 üzeri 3 diye yazıp m'yi bulmak da mümkün. Bakın orada arkadaşlar. 9'a neydi? Şöyle yapalım. 3 üzeri eksi m eşittir 3'ün karesidir. O zaman m ne yapar? Yani üst, taban aynı olacak. Eksi m eşittir 2'dir. Her tarafı eksiyle çarparsak sol ve sağı o zaman ne yapar? m eşittir 2'yi buluruz. Bakın arkadaşlar bu kadar yaptığımızın amacı ne? Şu indirgemeyi gösterdim burada. Bu soru bana gerek var mı? Hayır. Ya nedir bakın? 3 üzeri 1 eksi m Ha, burasını mesela 1 bölü 27 verebilirdim. O zaman ne yapar o? 3 üzeri 3 olur. Yukarı geçersek 3 üzeri eksi 3 geçer. Yani soru şöyle gelseydi eğer. 3 üzeri 1 eksi m eşittir. 1 bölü 27 gelseydi onu yaparız birazdan. Önce şunu yapalım. Bakın 27'dir arkadaşlar. 3 üzeri 3'tür direkt olarak. Tabanlar aynıysa Üstler aynı olur. Değil mi? O zaman hemen 1 eksi m eşittir 3 ise m'yi buraya 3'ü buraya alalım değil mi? Ne yapar? Bakın. 1 eksi 3 eşittir m yapar. Yani 1 eksi 3 neydi? Eksi 2. Bakın yine M'yi eksi 2 bulabiliyoruz. Veya bakın soru böyle olsaydı. O zaman arkadaşlar ne olurdu sorumuz? 3 üzeri 1 eksi M eşittir 1 bölü 3 üzeri 3 olurdu. Bu yukarı geçtikten ne yapardı? Üst eksi olurdu. Yani 3 üzeri eksi 3 geçerdi. Bakın tabanlar aynıysa üstler aynı olur mantığında yine M'yi ne yaparsınız? 4 olarak bulursunuz. Başka bir örnek olarak böyle değil de böyle verse eğer. Bu da M'yi kaç buluruz? Bakın taban aynıysa M karşıya geçti. 3 buraya geçti. 1 artı 3 olur. Yani 4 olur. Mesela. Şimdi sonunda gelelim arkadaşlar. M eksi 2'si yerine koyuyorum. Değil mi? 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 olacak yapalım isterseniz. Evet. Bu da ne gider arkadaşlar? Hemen eksi ne yapardı? Sayı tek çevirir. Bakın 1 bölü 3'ün karesi yapar. Tabi aslında 1 bölü 3'ün parantez karesi var değil mi burada ama 1'in karesi, 1'in tüm üstleri kendisi olduğunda onu yazmaya gerek yok. Çarpı 3 oldu. Veya bunu böyle üstlerle uğraşmak yerine arkadaşlar değil mi? 3 bölü 9 dersiniz. Yani bu da bu yukarı geçti mi eksi geçer falan gerek yok. Çünkü sayılar ufak sayı burada. Büyük sayı olsa o özelliği kullanırdık. 3 bölü 9'dan her tarafı 3'e bölse kaç kadar arkadaşlar cevabımız? 1 bölü 3 olarak buluruz bu sorunun cevabını. Evet 5. örneğe geçelim isterseniz şöyle. Şöyle bir evet 5. örnekten bakalım. Bakın şöyle bir örnek gelse acaba ne yaparız? 1 bölü bakın 3 üzeri m. Sonuçta bu da bir üstel sayı değil mi? Evet. a büyük sıfır olacak ama 1 olmayacak. Bakın bu nedir? Yine yani bir üstel sayı özelliği gösterir. Mesela 9 üzeri eksi 2 diye verse. Öyle değil mi arkadaşlar? Acaba buradan, hadi buradan aslında mail sorabilir. Veya işte buradan 3 üzeri değil mi? 2 eksi m'ye sorabilir değil mi arkadaşlar? Eğer m kaçsa mesela. Bakalım. Şimdi ne yaparız arkadaşlar burada? Bakın 3 var 9 var. Hemen şu 3'ü yukarı geçirirsek ne yapar? 3 üzeri eksi 1 olmaz mı? Olur. Tersi de çünkü. Bu da nedir? 9 3'ün karesidir. Bakın şöyle. Bakın taban aynı olacak arkadaşlar 3 üzeri eksi m eşittir 3 üzeri eksi 4 yapar tabanlar aynıysa üstler aynı olacak eksi m eşittir eksi 4 ise yine her iki tarafı eksiyle çarparsak sol ve eksi eksiyle birini götürür yani artı olur bu da artı olur yani m kaçmış arkadaşlar 4'müş yeni koyalım mı koyalım bakın ne oldu 3 üzeri 2 eksi 4 oldu sorunun cevabı o da ne yapar 2 üzeri 3 üzeri eksi 2 yapar. Eksi arkadaşlar? Her zaman ters çevirir. Bakın 1 bölü 3 yapar. Bu kare hem bunun hem bunun karesi ama 1'in karesi bir yapacağız. Hemen şuraya koyarız değil mi? O da ne yapar cevabımız? 1 bölü 9 olarak buluruz. Bakın. Peki. Başka örnek yapalım. Tabii ki bakın şöyle soru geldiği zaman arkadaşların bir kısmı şaşırabiliyor. 02 m. <laughs> evet eşittir. Mesela sağ tarafa kolay yapalım. Yani biraz daha hani karışmasın diye. Bu da mesela 400'leri üzeri mesela m art ve eksi 1 diyelim. m eksi 1. Aslında buna bir de soru var değil mi? Önemli değil. Hatta şunun başına 2 de koyabiliriz. 2 m. biraz büyür ama tekrar yazayım. Şöyle 400'leri üzeri 2 m eksi 1 olsun. Bunun cevabını istiyorsun bizden. Bakın evet şöyle bir bakalım ne yapabiliriz. E şimdi 0 2 var 4 var. Birbirine benziyor mu acaba? Eh, biraz benziyor. Bunu nasıl yazarız? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazarız. O zaman benzer ama 10 üzeri eksi 1 ne yapacağız? Yani bunları bezetmeye çalışıyorduk ya genelde. Ama yani 4'ü de 252 yazarım. Tamam orada sorun yok ama ondan sonra kalırız burada. <laughs> Peki şimdi 02 de arkadaşlar şöyle düşünsek bakın böyle sola gelirse yani. hemen hani ondalık sayı bizim yaptığımız en önemli şey rasyonel sayı çevirmektir. Bakın 02 de 2 bölü 10 üzeri m eşittir 25 yazılmaz mı yazılır. 2 ile 10 sadeleşti işte. bakın ne oldu 1 bölü 5 üzeri m oldu. Ha, bakın burada m 5 var 25'i de hemen şöyle Bakın bu da hemen göremiyorsunuz. Bu da şimdi çıktı. O zaman 5'in karesi yazabiliriz. 1 ee, bölü 5 ne demektir? 5 üzeri eksi m'dir. Bakın 5 üzeri eksi m'dir. 1 yani bölü 5, 5 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1 ile m'yi çarptık. Eksi m oldu. Eşittir 5'in karesi ise. Evet bakın. Bu da ne yapar arkadaşlar? E, Taban ailesi üstte aynı olacak. Eksi m eşittir. 2 ise m. Her tarafı yine sağa ve sola eksi ile çarparsak m eşittir. Eksi 2 olur değil mi? Hı hı. Evet, isterseniz arkadaşlar e, şunu artı bir yapalım da sayı büyümesin. Hayır, böyle yapılır ama sayı büyümesin. Bakın ne oldu şimdi? Artık burada bunu dördü, iki üzeri iki yazmaya gerek var mı? Yok ama ilk başta insana aklına o geliyor. E, sıfır, e bu burada iki var ama hiç uyuşmaz aslında. E, onu hemen görebilirsiniz ama yaptıkça anlaşılıyor bunlar. Bakın. 4 aynen kalsın burada. 4 e 2 üzeri 2 yazmaya gerek yok. 4. M gördüğüm yere eksi 2 koyuyorum. Artı 1. Öyle değil mi? O da ne yapar? 4 üzeri bakın. Eksi 4 artı 1 yaptı. O da ne yapar? 4 üzeri eksi 3 yapar. Evet. Eksi ne yapar? Hemen sayıyı ters çevirirdi. Tabi 3 de bunun üzerine gelirdi değil mi? 16, 64 yapar. O da 1 bölü 64 olarak cevap bulunur deriz. Farklı farklı sorular yaparak konuyla mı arkadaşlar biraz daha pekiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi soruları biraz daha şöyle ne diyelim karmaşıklaştırmak değil de çeşitlendirelim arkadaşlar. Bakın şöyle geliyor birinci sorumuz. Mesela 6 üzeri x artı 2 eşittir. 3 üzeri x artı 2 ise bakın 8 üzeri x'i sorduğunu varsayalım bize. Sonra biraz daha karmaşıklaştı. Yani Bazen hani demişti emniyetin bakanlığı işte kolay sor sor demiş bazen zor soru sor demiş. O yüzden mesela bu orta seviye bir soru ne zor ne kolay. Ne yaparız bu soruda? Şimdi 6 var 3 var. Hani 8'i biliyoruz ki 2 üzeri 3 diye yazarız. Tamam. Okey. Ama burada ne yapacağız? Evet o zaman 6'yı ne yapmak lazım? 6'yı da 2 çarpı 3 diye yazmak lazım. Bakın bu burada kalsın. Bize bu lazım ya şu an. Bunu bulacağız. Eşittir diyelim. Ama bilmiyoruz. 6'yı 2 çarpı 3 diye yazarsam. Bakın ne kaldı yukarıda? X artı 2 eşittir. 3 üzeri X artı 2 oldu. Hani üstler aynıysa değil mi? Tabanlar aynı olur mantığı var ama bu süre değişken ama üstte. Buna alt altta olması lazımdı olmadı. O zaman bunu açça yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nasıl açılır? Hani hatırlayın şöyle a çarpı b üzeri x neydi arkadaşlar? Hem a üzeri x çarpı b üzeri x yazılır. X hem bunun hem bunun üstüne gelirdi. Bakın nasıl olur arkadaşlar şimdi bu 2 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x artı 2 eşittir 3 üzeri x artı 2. Hop hop buna gider. Sağ ve solda aynı şey varsa. Şöyle aslında nasıl diyor arkadaşlar bu? 3 üzeri x artı 2 hop. Değil mi? Şu aşağı geliyor aslında. Yani değil mi? şöyle olmuyor mu? Şuraya çıkaralım onu. 3 üzeri x artı 2. Değil mi? Şurada var. Hop bunu yaptı Aksa Bunun altına geliyordu. Pay ve pay da ne yapar? Bunun cevabı 1 olur. Yani birbirini götürür. 1 kadar. Bakın sonra ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri x artı 1 eşittir. 1 oldu. E şimdi buradan x'i bulacağız gibi. Veya 2 üzeri x'i bulup yine koyacağız değil mi? Şimdi 2 üzeri x'i e, direkt bulmak da mümkün veya direkt x'i bulmak da mümkün. Hangisini, hangisi aklınıza gelirse arkadaşlar. Çünkü bakın burada nedir bu aslında? 2 üzeri 3'tü ya. x'i içeri aldım. Hop şuraya ne yaptık arkadaşlar? 3 koyduk. Bakın bu soruda x'i bulmak da mümkün. Direkt 2 üzeri x'i bulmak da mümkün. Şöyle yapalım aslında. İki tane sorunun cevabı var. Şimdi İki tane cevap derken iki tane çocuğum var aslında. 2 üzeri x çarpı iki olmaz mı? İndirgiyorum. Yani aslında burada bir var. Yani biri her zaman yazmak gerekmez ama görmek için yazarım. Eşte bir olmaz mı? Olur. Bakın iki üzeri x ne oldu o zaman? İki hop aşağı iner. Veya sağ ve solu ikiye bölersiniz. Yani 200 üzeri x neymiş arkadaşlar? Bir bölü ikiymiş. Bunu yine koyalım. 2 üzeri x'i ne koyacağız? Bakın 2 üzeri x'i burada yine koyacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Belli olsun. Hı O zaman cevap ne oldu şimdi? 1 bölü 2'nin küpü oldu. Evet küp neydi? 3 yani hem bunun hem bunun. 1'in bütün kuvveti 1 olduğundan cevap ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri 3. O da eşittir. 1 bölü 8 çıkar cevap. <laughs> 8, 8 gibi oldu ama evet, denk geldi. Peki bu soruyu ikinci yoldan nasıl yaparız dedik değil mi? X'i direkt bulmak gerekirse. Mesela aslında burası 8 değil de mesela aslında bu soruda bunu 7 verseydi. 7 üzeri X verseydi o zaman bu yoldan yapamazsınız. Bakın güzel bir şey oldu aslında. Bakın bu soruda bu soruda eğer bizden 7 üzeri X'i istiyor olsaydı değil mi? 7 üzeri X'i o zaman o e, burada 2 üzeri x gibi bir benzetme gidemezdik. E ne yapardık? O zaman işte şu yolu denemek lazımdı. İşte nasıl? o da bakın şöyle. Tabi soru ona göre, ona göre verilir. Bakın 2 üzeri x artı 1. Burada 1 ya. 1 nedir? Taban 2 olmak üzere. Evet. 2 üzeri 0'dır. Öyle değil mi? Bakın. Evet. Herkes bunu görebiliyor mu acaba? Değil mi? Dırnakta bakın ne oldu burası? Tabanlar aynıysa üstler aynı olacak. X artı 1 eşittir 0 ise 1 karşıya geçti. X eşittir. Eksi 1. Bakın direkt X'i bulduk. Bize ne istemişti? Bakın bunu istemişti. Ben yani ne yaparsın? Eğer soru böyle olsaydı arkadaşlar. 7 üzeri eksi 1 yapar. O da 1 bölü 7 yapardık. Cevap. Peki sorumuz nasıldı mesela? 2 üzeri 3 x değil mi arkadaşlar? Hatta biz x'i direkt bulduk ya burada. Bakın eğer buradan yaparsak ne yapar? 2 üzeri 3 x değil mi? 8'i açarsak eğer. X net eksiydi bakın. 2 üzeri eksi 3 yapar. Eksi Hemen sayı ters çevirirdi. 3 yukarıda kalırdı. Bakın yine aynı şeye geldik. Ne yapar yine buradan? 1 bölü 8'i bulabilirdik. Evet. Yani 2 üzeri x'i bularak veya direkt x'i bularak bakın soru böyle olsa değer. 8 üzeri x değil de 7 üzeri x olsa o zaman buradan değil. Buradan yapmamız lazım. Çünkü o zaman x olurdu. Ama buradan da yapılır ama bu sefer logaritmanın bazı özelliklerini kullanmak gerekirdi. Biraz işi zorlaştırabilirdi o zaman soru. Evet bir tane daha soru yapalım. Bakın giderek zorlaştı biraz ama 8'i yapalım. Bakın şöyle bir soru geldiğine bahsedelim. 3 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x eksi 1 eşittir 12 diye verilse. Buna göre arkadaşlar mesela 4 bölü 9 üzeri x'i istediğini varsayalım. Biraz daha karmaşık soru sorun diyor ya bazı sorularda. Bakın. Evet aslında tam bir karmaşık soru. <laughs> Ama bak, 3 ve 2 var. 4 ve 9 var. E, 4 2'nin karesi 3. 3'ün karesi. Bakın şöyle eğer şuradan şöyle bir bir adım şöyle bir gidersek arkadaşlar soru bu olmaz mı? Olur. Bakın hatırlayın. Yani A bölü B'nin değil mi? enici kuvveti neydi? A üzeri N bölü B üzeri N diye bakın. N2 gibi. Bu buradan bu da buradan yazılabiliyor ben arkadaşlar. Sorumuzu biz o zaman şöyle 2 bölü 3 üzeri 2 X şöyle uzun yazıyor ama biraz yazabilirdik değil mi? Böyle kalsın arkadaşlar şimdi. Buna geçelim şimdi. Ben önce buradan bir de buradan aynada diyorum ki yani bir yakınlık görebiliyor muyum diye. Evet bir yakınlık gördük. Bakın 3 üzeri x. Bunu indiriyoruz değil mi arkadaşlar? Çarpı 3. Bu da 2 üzeri x çarpı. Evet ne var burada? 2 üzeri eksi 1 var. Eşittir 12. 2 üzeri eksi 1 arkadaşlar ne yaparsınız? Hemen eğer yazmak istersek değil mi? Onu direkt yazarsın isterseniz şöyle. 1 bölü 2 yazabiliriz. Bakın ne oldu şimdi? Şuna sayı. Bunlar değişken. Şu kısmı alıp hop, şuraya koyayım isterseniz. Değil mi? Buraya geçelim ya. Ne yapar bakın. 3 üzeri x bölü. 2 üzeri x. Burada bir 12 vardı. Bu ne yapar buraya? Çarpı geçer bakın. Çarpı 1 bölü 2. Bölü 3 ne yapar buraya? Değil mi? Şöyle aşağı geçer. 3 geçer. Değil mi? 12 2'ye bölük 6 kaldı. 6'yı 3'e böldük. Kaçmış cevap? 2'ymiş. Hmm. Bakın x x var. Yani burada illa n diye bir şey yok. Yani x olabilir. Bakın ne olur bunu arkadaşlar. Üstler aynıysa 3 bölü 2 üzeri x parantezine alırsak eğer 2 olur. Bakın bir benzerlik doğdu. Doğdu ama tam da benzemiyor. <laughs> evet bu 3 bölü 2. Bu, ya, o zaman aslında ters çevirmek gerekecek değil mi? Gibi düşünebilirsiniz. Hatta şunu da arkadaşlar. Bizden bunu istemiş diye Bakın bunu 2 bölü 3. X'i içeri alsam. Değil mi? Şöyle. Bakın şu an daha da belledi. Şu, şuradaki iki ışığı alıyorum bakın. en dışı aldım. Olabilir bunlar yani yer değiştirebiliyordu. Bu buraya bu buraya geçebiliyordu. Bakın biraz daha benzedi ama bu 2 bölü 3 bu 3 bölü 2. O zaman aslında bunu ters çevireceğiz değil mi aslında? Bunu ters çevirirsek eğer arkadaşlar o zaman burası ters çevirir. Bakın bu kuraldır bu. Bunu buradan yapmanın birçok yolu var da en güzeli böyle yapılır değil mi? Yani bu 2 bölü 3 x olursa eğer burası değil mi? O zaman burası da ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Bakın. Olaya böyle bakıyorsunuz. Bunları ters çevirsek karşı tarafa ters çevirir arkadaşlar. Veya e, nasıl yaparsınız? İşte şu değil mi? Şu üstü eksi 1 ile çarparsam burasını eksi 1 ile çarpacağız. Hani şöyle bir özellik vardır. şunlara şöyle yapalım. Hatırlarsınız a üzeri m eşittir b üzeri neyse ben buraya k ile çarpardım veya k ile bölersem bu üstel eşitlik ne yapmaz bozulmazdı bakın işte hani bunu göremeyen arkadaş varsa yani şu demek istiyorum burada 3 bölü 2 x burası da 2 ya arkadaşlar üst tarafı eksi 1 ile burasını da eksi 1 ile çarparsak bakın değil mi ne yaptı burası ters çevirir 2 bölü 3 x olur. Buna ters çevir. Bakın 1 bölü 2 olur. Gördünüz mü? Yine aynı şey denk geldi. Bakın arkadaşlar şu an o zaman şundan şu bakın çok benzedi hatta tıpa tıpa oldu. O zaman 2 bölü 3 üzeri x yerine ben 1 bölü 2 koyarsam bakın cevap ne oluyor arkadaşlar aşağı geçeyim. 1 bölü 2'nin karesi oldu mu? O da ne yapar? 1'in karesi 1 olduğundan 2'nin karesi 4 olduğundan cevabımız şuradan 1 bölü 2, üzeri 2 o da eşittir. 1 bölü 4 olarak buluruz. Evet değil mi sorumuz? Bakın böyle sorular çok da karmaşık şekilde tabii ki gelebilir arkadaşlar. Hadi bir örnek daha yapalım. 8, 9 oldu. Tabii, e, tabi bu konu çok <laughs> geniş bir konu. Yani farklı farklı örnekler yapılabilir. Hatta bakın şöyle bir örnek yapalım. Bunları hazırlarken arkadaşlar MEB'in kazanım testlerine, MEB'in 12. sınıfla ilgili internete koymuş olduğu testleri de arkadaşlar kullandık. Yani onlara uygun da illa bu açıklamış olduğu sınav örnekleri değil de yani web sitesinde MEB'in yayınlamış olduğu birçok şeye bakarak bunları arkadaşlar hazırlıyoruz. Daha karmaşık örnekler olarak ortaya koyuyor. Mesela 2xy-2y kaçtır diye sorduğumu varsayalım. Şimdi hemen aklımızda burada x ve y'yi bulmak geliyor gibi. Değil mi? Burada şöyle bakın şöyle bir şey ve şu, şu kalıbı görsek arkadaşlar burada hemen işte a üzeri x eşittir b üzeri y ise burası a üzeri m bu da eşittir b üzeri n ise şu x tabi buradan arkadaşlar şöyle yaparım, bu şu özellik var değil mi burada Tabi ispat yapmıyoruz burada. X bölü M eşittir. Y bölü N yazılabilir. Bu orantı yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım burada. Şimdi 4 36 var. Bak bunları bir ikili, üç. Yani en küçük asal sayılar cinsine yazmak lazım. 4 üzeri X'e arkadaşlar yazıyorum bakın. 2 üzeri 2. Şöyle yapalım. 2 üzeri 2 X. 6 da 6'nın karesi yazılabilir. Başka ama... 6 yazarsan Az bakın 6 o zaman arkadaşlar burada benzetmek de mümkün olmayacak. Bir deneyelim bakalım. Hani bu da 4'ün karesi gibi. 9 y arkadaşlar? O da 3'ün karesi değil mi? Y. Tamam. Bakın 16'da 4'ün karesi veya 200'de 4. Niye 2'yi geçtim? Bakın tabanlar A, A, B, B olacak. Bakın 2, 2 oldu. Bu da ilk oldu ama bakın şurada işi bozdu. Evet. 6'yı o zaman ne yapalım arkadaşlar? Yani o da kalabilirdi. 36 altının karesi ya. Oradan da gidebilir. Aslında şunu yapayım ona arkadaşlar. Karışmasın diye. Şimdi 36'yı evet altının karesinden gidebiliriz? Veya 4 çarpı 9'dan da gidebiliriz. Niye? 2 ve 3 cinsinden yazacağız ya. Aynı şey bakın. 6 neydi? 2 çarpı 3'tü. Yine aynı şeye gelecek. Bakın. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Öyle değil mi? <laughs> Yine yani 4 bu 9'a geldik aslında. Niye bunu böyle yazıyoruz? arkadaşlar? Yani tabanlar hep bakın 2, 2, 3, 3 olmak zorunda. Zaten bu lik sayıda ona uygun verir ki. Yap yoksa yapamazsınız soru. Yaparsanız ama yani çok zorlaştırır. Yani çok ciddi anlamda zaman kaybettirir. Bakın şimdi şimdi bir benzerlik var ama tam da olmadı aslında. Bakın değil mi? Şurada işi bozuyor gibi. Hemen o zaman arkadaşlar şunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu altını alacağız. Bakın onu burada yapayım. Yani 2 üzeri 2x diyelim orasına değil mi tık burasına. 2 üzeri 2'yi buraya atıyorum. Hemen ne yapardı bu hop aşağı kayar. Buradan buraya kayabildiği gibi. Buradan da buraya kayabilir. Eşittir ne yaptı bakın. 3 üzeri 2 yaptı. 2 ne yapar yukarı geçerken eksi geçerdi. Bakın ne oldu arkadaşlar. 2 üzeri 2x eksi 2 eşittir 3 üzeri 2 oldu. <laughs> Tekrar yazayım şuraya. Daha görmek üzere. 2 üzeri 2 üzeri 2x eksi 2 eşittir 3'ün karesi. Şöyle yapalım. Hı hı. Alttaki tekrar yazıyorum ve bunu yaparken yer değiştiriyorum. İşte değil mi? a eşittir b ile b eşittir a değişmez. Bakın 2 üzeri 4'ü karşı tarafa atıyorum. Aynı şey. 2 üzeri 4 eşittir 3 üzeri 2'ye olur mu? Bakın şu kalıba geldim arkadaşlar. Bakın geldi. 2'yi buraya aldım. Bunu buraya aldım. Bakın tabanlar aynı. 2, 2, 3, 3. Bakın A, A, B, B. Ondan sonra ne yapıyorduk? Üstleri değil mi? Oranlıyoruz arkadaşlar. Oranlayalım bakalım şurada. 2, x, eksi 2 bölü 4. Tabi bu da 2'ye bölersek biraz daha sayı ufalır değil mi arkadaşlar? Bakın bu da da 2 parantez danlısak, değil mi aslında ama burada bir bakalım bir 2'ye bölmeyelim çünkü sanki şurada bir 2'ye bölmek gerekiyor. Bakalım bir de bir. 2 e, bölü 2y. Evet, ben, yani bakın eğer çarparsak 4xy oluyor değil mi? Sayı büyüyor o aktar. Bakın ne yaparsınız burada? Şunu, şunu ve şunu 2'ye böleriz. Yani 2'ye böldüm. Ne yapar arkadaşlar bu? x eksi 1 bölü 2 olmaz mı? Olur. Eşittir. Bakın 2 bölü 2y olur. Şimdi artık işler dışlar çarpımı yaparsak eğer ne olur? Bakın burada 2y çarpı x eksi 1 eşittir 2 çarpı 2 olur. Bunu açarsak bakın ne olur? 2y x eksi 2y eşittir 4 olur. Zaten bizden yani bunu istemiş bakın. Ha bu da x y y ise x y y y x fark etmez biliyorsunuz. O zaman cevap ne olmuş arkadaşlar? Bunun cevabı 4 olurmuş. İşte bakın bu sorularda da yine bu şekilde bir şu özelliği bilmek lazım. Bazen böyle bunların daha da karmaşık örnekleri var. Ee, şu an acaba olayı görün diye ben gösterdim. Tabi bununla ilgili daha farklı örnekler yapmak da mümkün. Mesela şöyle bir soru geldiğine varsayalım. 10. Soru 10 oldu. arkadaşlar biraz uzun sürdü video ama birkaç örnek daha yapmak isterim. Daha iyi anlamanız için. Yani bu, bakın bu da kolay bir örnek olsun. Aslında bir bakın bir üstel fonksiyon veriyor. 2 üzeri 6x artı 5'i vermiş. Ve bizden de f mesela 1 bölü 3'ü istemiş. Aslında üstel fonksiyonun değerini istiyor. Bu ne demektir? x gördüğün yere bakın x gördüğün yere 1 bölü 3 yaz demektir. Yazalım f üzeri 1 bölü 3 eşittir. 2 üzeri x gördüğüm yere ne yazıyoruz? 1 bölü 3 yazıyoruz. Yazdık mı? Yazdık. Bakın ne oldu? Altına geçelim. Evet. Bakın 2 üzeri 6 ile 3 sadeleştik 2 kaldı. Yani 2 üzeri 2 artı 5 kaldı. O da ne yapar? 2 üzeri 7 yapar. Şöyle hesaplayın bunu. Tabi hemen bunları akla tutmak mümkün değil belki ama 2 üzeri 5'i atık herkes bilir arkadaşlar. 32 değil mi? 2 ile çarp 64. 2 ile çarp 128. Yani ne oldu? Yani 2 çarptım. 6, 2 üzeri 6 oldu. 2 ile daha çarptım. 207 oldu. O zaman neymiş arkadaşlar bunun cevabı? 128 olarak düşünebiliriz. Bakın zor değildi. Sadece görün diye yaptık. Bir 11. örneği yapalım isterseniz. Bakın şöyle. Tabii çok farklı sorular sorulabilir. Ama zamanda tabii çok da fazla tutmayalım sizi. Peki şöyle bir örnek yaparsak ne yaparız? Hadi bir tane daha değerleme olsun bu. Bir fx fonksiyonu verilsin. Yine bakın 5 üzeri x eksi 3 olsun. Şöyle. Buradan da bizden mesela f x eksi 2 hatta şöyle yapalım onu. Daha da değil mi? Şöyle bir ha, şöyle yapalım. Yok. Tek olsun. Öyle oldu mu çok zorlaşır. Yok şöyle yapalım. f eksi 2 fx x eksi 1'i sorayım hepsini alacaktım da o zaman baktım biraz çok zorlayacak şeyi yapılır ama karışık olurdu. Bunu sormayı isterim. Peki. Ne yapıyor arkadaşlar? X yerine az önce hani değer koyduk. E şimdi X yerine gelmiş. X 2 burada. X yerine X 1 gelmiş. Yapalım arkadaşlar. Fonksiyonda X gördüğüm yere şurada. Bakın ve burada aynı şekilde. X 2 yazıyorum. Yazalım mı? Bakın. F 2 bölü F x eksi 1'i bulacağız değil mi? Yazıyorum arkadaşlar. 5 üzeri x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Eksi 3 bölü. x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Eksi 3 yine burada var. Ne kaldı burada? 5 üzeri x eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 bölü. 5 üzeri x eksi 1 eksi 3 daha eksi 4. Bunu şimdi indirgeyelim isterseniz. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 5 bölü. buna ne kaldı? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 4. Hop hop gitti. Bakın ne oldu arkadaşlar? 5 üzeri eksi 5 var. Eksi 4 yukarı geçti mi ne yapardı? Değil mi? Yukarıya artı geçerdi. Direkt bunu 5 üzeri 4 yazmak da mümkün. Veya tabanı aynıysa hemen eksi 4 ne yapar şuraya? Aslında şuraya yazmaya gerek yok. Direkt şuraya yazalım. Eksi 5 artı 4 diye geçerdi yukarı geçti mi artı geçiyor. Eksi 5 artı 4 ne yapar? Eksi 1 yapar. 5 üzeri eksi 1. Eksi 1 sayı ters çevirirdi. O zaman cevabımız 1 bölü 5 olarak buluruz. Bakın biraz karmaşık bir soru gibi değil mi? Geliyor karşımıza ama aslında e, e, zor bir soru değil aslında. Hadi buna benzer bir tane daha yapalım. 11, 12. Bir, evet biraz zamanımız çok oldu ama ekonomi öğrenmek gerekiyor. Malum mesela F x artı 2'ye bakalım. Mesela şöyle bir soru geldiğini varsayalım. 3 üzeri x artı 5 üzeri x. Şimdi bu da bir üstel fonksiyondur aslında. Bizden arkadaşlar bunu vermiş. Mesela tabii yine kolay olsun. F4 Hatta kazanın e, kazanım testlerinde mesela x kare vardı. O zaman da sağlayan değerlerin toplamını istemişti. x kare oldu mu? iki tane değer çıkacaktı. Ondan kaynaklıydı o soru. Bakın bunu biraz daha kovalaştırdık. Böyle bir şey yaptığınızı bahsedelim. Evet. Şimdi bizden F4'ü istemiş. O zaman aslında bakın F'in içinde X artı 2 var. F'in içinde F4 var. İşte 4 var. X'e ne koyarsam 4 yapar. Ona bakacak değil mi burada? Bakın X artı 2 eşittir 4 ise tabii kolay gözüküyor ama mantığı bilmek lazım. X 4, işte 2 karşıya geçti. Eksi geçer. 4 eksi 2, 2 yapar. Demek ki x yerine 2 koyarsam bura kaç yapar? 4 yapar. O zaman şöyle yapalım mı? x eşittir 2 ise işte bakın koyuyorum arkadaşlar. 2 artı 2 eşittir. x gördüğüm her yere 2 koyacağım. 3'ün karesi artı 5'in karesi yapmaz mı? Yapar. Bakın burası ne yaptı? F4 yaptı. Bu 9 yaptı. Burası 25 yaptı değil mi arkadaşlar? O zaman F4'ün cevabı neymiş? İkisini toplarsak 34'ü buluruz. Bakın soru insan biraz zor geliyor ama e, mantığını verirsek hiçbir soru aslında zor değil. Hadi arkadaşlar bir tane daha yapalım. 13. örnek. Bakın yine güzel bir örnek olsun bu. Mesela fx şöyle verilmiş. A bölü b X diye. Tabi bu bu fx bakın şöyle verilebilir. Fx a çarpı b üzeri x şeklinde vermiş olabilirdi. Ama hayır, bu soruda a bölü b a bölü b üzeri x olduğunu varsayalım. Böyle bir ifade vermiş arkadaşlar bize. Ve şunu mesela yapmaya çalışalım. Bir de bunun yanında iki tane daha bilgi veriyor arkadaşlar bize. 2 üzeri a. Bu üstel fonksiyon. Okey. E bakın bu da bir üstel fonksiyon. A Ayrı verilmiş burada. A'yı buraya bağlamış. Bir de şuradan bir tane daha yapalım. Tabi bakın buradaki şeyler biraz kolay vermişiz değil mi arkadaşlar? 9 diyelim mesela. Evet. Ne soruyor arkadaşlar? Bu üç bilgi verilmiş. Değil mi? fx eşittir a üzeri b üzeri x. Üstel fonksiyonu vermektedir. 2a eşittir 5 ve 3 üzeri b eşittir 9 olduğuna göre değil mi? Olduğuna göre F4'ü soruyor arkadaşlar bize. Bakın yine karmaşık bu soru gibi gözüküyor. Evet aslında karmaşık değil. Bakın bu da olabilirdi. Hemen aksal hatırlayın bu örneği. Bakın 2, 3 falan aksal buları, değil mi? 2 ve 3 gibi yapmak gerekir mi? Gerekir. Şurada bir yanlış bir şey yaptık gibi arkadaşlar. Şu 5 orası olmaz değil mi burası? 9 var burada da. 9 var. Burada o zaman 2 olmaz değil mi arkadaşlar burada? Yoksa bu yapılamaz tabanlar değil mi? Aynı olacak ki. O zaman arkadaşlar şunu isterseniz 8 yapayım. Yanlış anlamayın. Şöyle. Hı. Veya silip tekrar yapalım. Şey olsun. Bu sefer de çok birbirine aynı gibi mi oldu arkadaşlar? Tamam o zaman şöyle yapalım. Yani soru daha güzel olsun diye yapılır aslında. böyle, böyle 8'de 9 olur mu? o zaman çok kolay olur. O zaman abiyi bulursunuz. Biz abi bu da bunu yapacağız. O yüzden aslında soruyu böyle sormaya çalışıyorum. Şuradan evet şurası 9 burada olsun 8 burada olsun arkadaşlar. Heh, şimdi oldu. Peki soru için güzel oldu. Şimdi buna göre çözmeye çalışmak. Önce buradan gideceğiz değil mi? 2 üzeri A. Eşte 9 da 9 nasıl yazılırdı? 3'ün kalitesi yazılabilir. Şurası A mıydı? Evet 2 üzeri A. Bakın burası da 3 üzeri B. O da eşittir nasıl yazılır? 8'de 2 üzeri 3 yazılır. Bakın 2, 2, 3, 3 var ama bunların nasıl olması lazım da Alt, 6, 6 olması lazımdı ki anlayalım değil mi? Yani 2 üzeri A eşittir 3'ün karesi. 2 üzeri 3'ü buraya alıyorum arkadaşlar. Bakın 2 üzeri 3 eşittir. 3. Evet burada A bölü B'yi bulmak mümkün mü? Bakacağız. Evet burada bir Evet burada A çapı B yapmış gibi olduk ama tamam. Bu da ne yapar? 3 üzeri B mi yapar arkadaşlar? evet. Burada soruyu verirken arkadaşlar şuna kaydı soru. Tamam olur. <laughs> evet soru. Tamam bir yapalım. Soruyu kurgularken yanlış kurguladık herhalde. Çünkü diye türlü şey oldu. Yani soru buraya kaydı. Evet yapalım e, ee, ne Bakın taban aynı taban aynı seher. Nasıl da buradan? Evet. A bölü 3 eşittir. 2 bölü B yazılır değil mi arkadaşlar? Bakın ne yapar buradan da? İster dışarı çarpma yaparsak A çarpı B eşittir. 2 çarpı 3 olur. Buradan da A çarpı B 6'ymış. Soru... <laughs> evet böyle soru olduğunu varsayalım. Aslında dedim ki böyle böyle olabilir mi? Burada ben şimdi bunu değiştirince herhalde şey oldu. Ee, bu özellik kayboldu arkadaşlar. Evet. Ondan kaynaklandı. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sorumuz şu olsun. <laughs> yani fx bu olsun. Tamam mı? Oradan yapalım. Bakın a çapı b6 ise arkadaşlar. Evet. Yani şunu görmeyelim değil mi? Yani bunu vermiş. Sonra bunları vermiş. Ve f4'ü istiyor. Soru kurgusu yanlış olmuş. Ondan kaynaklandı ama tamam olur. Bakın a çarpı b 6 ise arkadaşlar o zaman fx ne yaptı bu durumda? Tabi sayı o zaman böyle büyüyecek ama. a çarpı b 6 üzeri x'miş. Bakın üstel fonksiyon. E, o zaman bize ne istemiş? f 4'ü istemişti. O zaman arkadaşlar f 4 ne yapar? x gördüğün yere 4 koyacaksın. 6 üzeri 4 bunu. Bu oldukça büyük bir sayı çıkar değil mi? 6'nın karesi bilmem ne. 6'yı 4 kere çarpmak lazım. Bir kere daha çarpmazsak 216 yapar. 216'yı bir kere daha çarpmak lazım. E yani çarparsanız burasını veyahut da böyle şekilde bırakabilirsiniz. Bu da bir cevaptır sonuçta. Bakın buradan da aktar. Şöyle yaparsa bunu görmeyen arkadaşlar. Hatta bunu silelim. Kafamız karışmasın diye. Hı -hı. Sorumuz şu olsun. Yani şöyle yapalım. fx eşittir. a çarpı b üzeri x olsun. Ha, o zaman arkadaşlar evet anlaşılır. A bölü B içinde soruyu ona göre kurgulamak gerekiyordu. Orada yanlış bir şey yaptık artık kurguda ama soru şu an doğru, çocuğun doğru. Eğer soru böyle olursa cevap da bu olur <laughs> diye arkadaşlar düşünmek lazım. Son bir örnek daha isterseniz şöyle göstereyim. Bu da baba soru deriz ya zor mu zor soru diye düşünebilirsiniz. Ama evet biraz zor bir soru olsun. Ama bunu yapmayayım isterseniz bunu siz düşünün mesela. Fx eşittir. Mesela bu hakikaten zor bir soru. 4 üzeri x artı 1 olsun. Mesela gx fonksiyonu da iki tane arka ne veriyor arkadaşlar burada? İkisi de üstel fonksiyon. Fx üstel fonksiyon. Gx de mesela 2 üzeri x eksi 3 olsun. Öyle değil mi? Peki bizden hani Belki bu sonradan fok diye bir şey vardı. Bileşke fonksiyon. Onu ben direkt böyle vermeyeceğim de. Şöyle bu neydi? F'de GX yaz demektir değil mi bu aslında? Ben bunu şöyle veriyorum soruda. Yani belki bileşke fonksiyonu unutabilir insan diye. Bakın şunu istiyorum arkadaşlar. F'de evet G'nin tersini istiyorum arkadaşlar. Oldukça zor bir soru olur. Aslında burada bir de logaritma bilgisi gerekir. Oldukça zor bir soru. Bunun tersini almak logaritma getirir. Üzerine ve buradan bu, buradan çıkan cevabı F'de X gördüğün yere buraya yazıyorsun. Oldukça zor, karmaşık bir soru arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız muhteşem olur. Ben direkt cevabı yazayım. Yapmıştım ben bunu. Bir yapmaya çalışın bakalım bunu. Hatta evet cevabı da yazmayayım isterseniz. Bulan arkadaşlar yorum kısımlarını yazsın. Oradan daha güzel olur arkadaşlar. Oldukça yani şu an bu konunun en üst seviye sorularından bir tanesi olur bu soru. Evet uzun bir video oldu ama çok detaylı şekilde görmeye çalıştık. Hepinize başarılar diliyorum.